Büyük karizma adam ya bu arada. Pardon. Ne yapıyorsun oğlum? Açık almış bir ses. Vladimir. Bunu ilk izlediğimde şok olmuştum. Olacak olacak. Evet, bence de olacak. Aa, Oldu. oldu. Aa. O olmadı. Olmadı. Olmadı, olmadı. Oldu. Olmadı, Olmadı. 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 Sonunda yüzümüze fırlarsa sıçarım ama. Bence Sonra olmayacak. Sonunda farkı gelecek. Bak ne yaptı be. Siktirip boşuna mı bekledik ya? Evet. Bak part 2. Parti koymuş umarım Arataşak. Ne olur. Belki daha çekmemiştir oğlum. Arataşak genelde güncel TikTok'ları koyuyor. Ama bunu koyduysa neden? Niye koydu Abi nasıl güncel? Az önce izlediğimiz kaç ne zaman izledik? Nasıl? Niye koydu? O parmak. Hani bu ikincisi olmadan hiçbir anlamı yok. Ya bu Aynen videonun öyle. devamı da gelmeyecek. Bu videonun devamı geldiyse koymasında okey. Eyvah. Who's gonna win? Yani. It's currently 6-all. They're going mad. White's taking the slow one up there. He's stuck. Is he gonna come down in time? I don't know. Oh my god. Oha. It's a draw. Wakey 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 wakey. It's time Tilt for oldum school. Şu anlamda. Come on. Wake up. It's time for school. Come on, man. Banlatmaz, banlatmaz. Korkmalı mıyım? Yok yok, bir şey yok. WhatsApp şey yaptı ya hani. Ha, o yüzden mi oldu bu İsmet şimdi? Ha, şey kabul ettik ya. Tamam şimdi, tamam tamam sonra tamam. Şey okuyor mesajları orada. Vay be. Hala ısrarla anlatıyorum. Bu kapı çarpmasın diye değil. Eli koyup açmak için bu. Bakın şimdi çıkartıyorum bunu. Kapıyı da kapatacağım. Bakın hiçbir şey olmadı. Bak ananı sikeyim. Annem sikecek beni. Gerçekten o ne için koyuluyor ya? Duvara çarpmasın diye. Nasıl duvara çarpmasın diye? Bayağı. Eli koyup açmak. Ha. Kapı kolu duvara çarpmasın bu. Diye. Bakın şimdi çıkartıyorum bunu. Kapıyı da kapatacağım. Bakın hiçbir şey olmadı. Bak ananı sikeyim. Annem sikecek beni. Oy. Pictures you were never meant to see. Tokat attı ayağıyla lan. Ya izleyebilir miyiz? Bak bunu biz yesek 2 ay pipetle 2 yıl ben pipetle beslerler. Ben komada kalırdım bir yıl. 2 yıl ben pipet mi diyorsun? Ya sen. Ama burundan pipet. Ben dövüşme. Ben sersemlerdim. Devam ederdik sonra. Ya aynı. Pictures you were never meant to see part 1. Bu ne oğlum, ne yazıyorsun? Tom Cruise değil mi? İlginç fotolar görüyoruz işte İsmet. Nesinden rahatsız oldun bunun? Nesi ilginç ya? Joe Biden'ı daha önce 26 yaşındayken görmüş müydün? Twitter'da Kaptan Amerika falan diyorlardı. Bunu da gördüm. Bunu görmedim. Bak. Vay. Bak. Vay. Türkiye'de TikTok. Ya bu yalan olduğuna inanıyorum ben bunun. Bu gerçek mi ya? 5 milyon insandan biri mor gözlüymüş. Bakalım efekt, be. Efekt. Karar vereceğim ben. Biri de çete yazıyor. Toksit İsmet. Arkadaş toksit değil o ha. Toksiko.
Çok sit olmuşsun kanka. Aç lan gözünü. Açmazsa patlarım. Açsana oğlum. Harbi ben de patlarım bu arada. Sinirlendim bize, bekliyor hala ya. Sivilce çok rahatsız. Onların sikişim gerçek. Aa, ben size bir söyleyeyim. Büyük kolpa. Flash tutulmuş. Flash tutulmuş mavi göz. Aynen. Geceden aynen kavga edilmiş ev arkadaşlığı. Aga be. Mustafa ile ben mi bu? Oy, İzmir'deki ben. Bir şey söyleyeceğim. Harbi doğru bu arada. Bak bak gerizekalı ne yazmış. Kız da öylükmüş ha. Bu WhatsApp işi iyi oldu yani. Kardeşim şu D'yi ayrı yazacaksın ya. Neyse biraz da banka hesaplarına bakalım. Sina Kurt Ziraat 300 lira. İyi, 2 milyar kişi kullanıyor desek WhatsApp'ı. 50-60 çıksa herkesten çok iyi. Efendim bir sorunumuz var. Türkiye'nin neredeyse %50'si şu an WhatsApp'ı siliyor. Nasıl yani? Herkes Signal ve Telegram'a geçmeye başladı. Yine Türkler. Yine mi Webtekno? Evet efendim, büyük oyun çözdüler. Evet olsun. Peki ya banka hesapları? Demek artık konuşmaları da okuyamayacağım öyle mi? Türkler böyle şeyleri affetmiyorlar. Bu gidişle Instagram ve Facebook'u kapatmamız gerekecek. Lanet olsun. You are way too. Nasıl ya? You are way too young if you don't know any of these songs. All right, bet. Boom boom boom. How do you not know the Black Eyed Peas? Güzel bir destan. İnşallah devamında da kızar ya. Boom boom boom. How do you not know the Black Eyed Peas? What? You telling me your mom ain't play this song at least 20 times a day? Okay. Okay, Addison Rae and Bryce Hall messed this song up with that cringy ass dance. Saçmalama ya. Abi, bunu bir insanın bilmeme ihtimali olamaz ya. Baby, are you down, down? What? How do you not know J-Soy? You must not. What the fuck did you listen to? The Gummy Bear song? Gummy Bear song. Lady Gaga, who the fuck raised this kid? What? How do you not know Rihanna? That's my wife! That's my wife? Make it so big rage. Kanka. Bu arada şey var. Exen'de 2008 Türkiye şey maç neydi lan o? Söyleyemedim ya. 2008 Avrupa belgesel. Kuşakta. Çok iyi belgesel, izleyin. Tamam. Teşekkürler İkkan tavsiye için. Evet arkadaşlar. Erkekler. İkkanlar ve İlikkanlar kanalından tavsiye geldi. 2008 efsanesini izleyin. Bunun aynısı bende nerede var biliyor musun? Tolga Yarslan bir tane Beşiktaş Liverpool'a bir tane Liverpool'a aynen patlatmıştı, hatırlıyor musunuz? Aynen, aga evet. Be. Tam böyle delen topa 90. Aga be, delirmiştim nerede, kanka. Nerede var biliyor musunuz? Nerede? Hasan Ali'nin attığı o füzede. Beşiktaş'a karşı. Ya, siktir git. Kaybol ya. Biz diyoruz Liverpool attı. Ben kafede arka masaya kolayı fırlatmıştım gol atınca Galatasaray'a Beşiktaş. Aynen, goodbye Liverpool. Evet. Aynen. Oğlum çok iyi lan. Tren yapıyorsun. Kay 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 kay. Bu da çok iyi. Aynen bu bayağı. Evet arkadaşlar, kimlikler. İnen kimlik versin.
Kimlik ver. Kanka sen iPhone mu kullanıyorsun? Oğlum değil. Oha, İlkan seni yapmış. Hayır, benimki... Ha, Oppo İlkan işte. iPhone kullanıcılarından ölümüne... Oppo daha iyi, Xiaomi mi daha iyi? Ne? Xiaomi. Xiaomi. Hayatımda Xiaomi görmüyorum. Ya İsmet ya. Bu kadar da zengin olamazsın ya. Xiaomi'ye de Xiaomi demezsin o bırak. Bir kere duymuşsundur ya birinden yani. Evet, scooter'ları vardı. Siktir git. Kanka sen iPhone mu kullanıyorsun? Oğlum delirdin mi lan, bir markaya araba parası veriyorsun ha. Bak kardeşim, ben Xiaomi kullanıyorum. Benim telefon var ya, 300x zoom yapıyor. Yapabiliyor mu iPhone? Bak sen, bak kalp ritmi ölçüyorum şu anda. Bak, röntgen çekiyorum kendime. Bak şimdi, bak kardeşim. Var mı bu iPhone'da? 150 megapiksel 16 tane kamerası var benim telefonum kardeşim. Senin? Oğlum bu kadar Apple fanboy olmayın ya. Bedavaya aldım telefonu neredeyse yani. Senin telefonun parasıyla bundan 5 tane alırsın. Göstereceğim. Bak kanka, şimdi bir şey göstereceğim. Bak, çay demleyeceğim telefonla, bak. Az siktir. İsmet'ten yemin ediyorum diyecektim ki İsmet 3 saniye sonra dünyanın en fake videosu diyecek. Aa, sildiriyor. Oğlum çok acılı bir şey değil mi bu ya? Aa, yapma. Yapma, bırak kalsın o dövme. Pıt. Of. Oğlum ses çok iyi değil mi? Oğlum çok güzel. Kanka hiç iyi lan. Değil. Hiç iyi o değil. O kadar acıdığı belli ki sesinden. Aynen öyle. Seanslarca. Tüylerim diken diken şu an. Aklına başka bir şey gelen arkadaşlar varsa çete yazmasın. Hakikaten kötü dövmeymiş. Silinmedi. Silinmeyecek tabii oğlum. Daha 7 seans gidecek oraya oğlum. Belki abartmış olabilirim ama. Tamam işte, tekte yapsın bütün seansları. Sen kafayı yemişsin kanka. Oğlum aynı şey. Aynen kanka. Helal lan. İlk defa bunu bir yerde söylüyorum. Ben Storage'e geldiğinde mesaj attım. İşte oh man, işte hoş geldin, işte biz ateşli taraftar, seni çok seveceğiz falan filan. Çok önemlisin bizim için, işte hadi maçlarda iyi oyna falan filan. Mavi tikim olduğu için Instagram'da tabii o görüyor mesajı, şeye başlayacak kısma düşüyor. Bu da geri dönüş yaptı bana. Ben de şeyi bekliyorum, işte beraber yapacağız falan filan. Bana böyle siklet maçları ya dedi, sen gel bir video çekelim dedi bana. Gerçekten mesaj dur yani, bir şeyler yapalım dedi. Harbi mi lan? Ben topçu olsam demezdim böyle bir şey. Asıl acı olan ne biliyor musun? Rolünün çimen olması değil. Hani orada çimenin de olmasına rağmen onun rolünün çimen olması. Anladın mı? Hani Efes'e oynamış mıydınız hiç tiyatro? Oynamadım. Ben yaptım lisede. Hangi rolü oynadın? Şey, çok güzel hareketlerde apartman şeyi vardı ya. Orada cool çocuk Şişko eseri oynadım. Siz bayağı çok güzel hareketler bunlar, apartman yöneticisi skecini mi oynadınız? Evet. Bu arada ben bir şey çok sorabilir miyim? Güzel hareketler bunlar, skeci oynadım. Efendim? İlkokulda. Nasıl yani ya? Neden abi? Neden? Oynadık çünkü biz şey yapıyorduk işte. Onların tiyatro kulübü mü? Siz aynı ilkokulda mıydı? Ortaok, lise. Ben lisede oynadım. Ananın amı ya Efe. Ben ilkokulda oynadım. Hangi ilkokulda oynadın? Bir şey söyleyeceğim. Aynı yerde miydiniz? Hayır.
Yani çünkü bir yer yapabilir bunu maksimum diye düşündüm, anladın mı? Bir dakika. Ben de oynadım kanka. Ne? Sen taşak geçiyorsun. Kanka ben hatta şey oynadım. Bir tane karı koca vardı böyle tüm yarışmalara. İki farklı kurum, tiyatro kulübü çok güzel hareketler, bunları mı oynatmış okulunda? Evet. Aynen. Peki bir şey sorabilir miyim? Neden böyle bir şey benimsediniz? Yani hani binlerce aslında size sallıyorum... Daha iyi oyunlar var ya tiyatroda sergilenebilecek. Kanka sana üzüleceğim bir şey söyleyeyim mi? Umarım çok işte, üzülme. Kanka işte ikinci sınıf galiba. Aynen ikinci sınıftım. İkinci sınıfın işte son zamanı, böyle velilerin çağrıldığı bir şey, gün. Ama sadece bizim sınıf. Sadece bizim sınıf. Sadece 2-3 kız şiir söyledi ve toplam 5 tane çok güzel hareketler, bunlar skeç oynandı. Biz bir tane oynadık, diğerlerini güldür güldürden aldık. Diğerlerini mi? Diğerlerini evet. Güldür güldürden aldık. Eşofmanlı Şevket Hoca falan oynadık, evet. Bayağı. Lisede. Çok tatsız. Lise çok tatsız. Evet. Peki siz bunları biz sergilerken... Siz bunları... Tüm bunları yaparken Bursa Spor'a destek olduk. Şimdi diyeceğim ki siz bunları sergilerken gülen var mıydı diyeceğim. Tamam mı? Evet, lise olduğu için güldüler. Bayağı güldüler mi? Mesela koptular mı yani izleyenler? Oğlum lisede nasıl kopuyorlar? Yok, bizim... Biz ilkokuluz diye gülüyorlardı ama. Biz çok makaraydık tayf olarak. O zamanlar tiplerimize koptular. Ha, siz şey okulun yani. Dedikodusuydunuz galiba İkkan. Biz okulun var ya. Aynen. Müdür selam dururdu size sınıfa, okula girerken. Değil mi? Müdür eniştemin arkadaşıydı. Benimle çok bir sorun yok. Hassiktir ya. Hassiktir ya. Ama beni bir kere müdür baş yardımcısı odasında bayrak sopasıyla dövmüştü. Ondan sonra dava açtık, özür diledi. Sonra da FETÖ'den içeri alındı. Neden peki? Ne yapmıştın? Ne? Gerçekten bu yani. Sarkopor'u alıyordum oğlum, bacaklarıma vurdu şu hayvan. Neden? Yani ha, tabii ki bunun geçerli bir sebebi olamaz ama neden? Lise 1'de en arka sırada Erdem diye bir arkadaşım oturuyordu. Ben de hocanın oturduğu yerin 3. sırasındaydım. Telefonu vermemiştim. O zamanlarda iPhone var bende işte. Neyse. Sonra telefon... niye Oppo'ya geçtin? Hayır ben daha yeni geçtim Oppo'ya. Telefon cebimdeyken bozuk paralar var. Titreşimden hoca duydu, tamam mı? Telefonu titrediğini. Dedi telefon kimin? Ben de erkeklik yaptım. Kanka şu hikayeyi biraz yavaş anlatsana ya. Tamam, telefon titrediği için öğretmen duydu beni, lise 1 bu arada. O da müdür baş yardımcısı, din dersi. Sonra çağırdı işte kiminse getirsin. Götürdüm. Niye, telefon yasak mıydı okulda? Evet, lise 1'de toplanıyordu. Hoca çağırdı işte, koydum masaya, koydum telefonu. Erdem yine bir mesaj atmış. iPhone'da da mesaj gelince ekrana geliyor ya, direkt okunuyordu o zamanlar. Evet biliyorum. SMS. Hoca ekrana baktı, yazdığı mesaj şu: hocaya bak, valiciye benziyor. Orospu. Neyse, hoca dedi ki Erdem Akşit kim? Ben de ismiyle kaydettim onu. Ben dedim ki hocam başka bir okuldan bir arkadaş falan dedim. Yalan da söyleyemedim. Çocuk gitti en arkadan, hocam ben dedi. Aptal. Niye öyle bir şey yaptı çocuk? Mallı ya. Ne, anlamadı ki onun hocanın onu gördüğünü. Sadece sorduğunu sandı. Hani odama dedi, tamam mı? Geçtik. Şeyi toplandı. Amına kıyım, sen niye dayak yiyorsun ki? Bak işte dinle. Bir kurulu toplandı. Erdem'in de bacağında platin vardı bu arada. Beden hocası var. Diyor ki İlkan suçsuz, yazma bana demişti. Ben bir de siktir git falan demiştim. Onları da ya demiş dedi. Olsun dedi. Senin bayağı işte telefonunu alıp sohbeti okudular mı? Evet ama beden hocası okudu. Bir tek onun okumasına izin verdim. Hocaydı. Okudu. İlkan suçsuz dedi. Sonra dedi ki hoca şu bayrağı görüyor musun dedi. Ben de gülesim geldi orada. Yani, neyse. Çıkarttırdı bayrağı sopadan. Hocaya bir verdi. Ben çıkardım, ben hazırladım. Bacaklara vurmaya başladı. Ben Erdem'in önüne geçtim, platin var diye. Benim bacaklara bam güm girdiler. Ondan sonra işte polise falan... Girdiler şey dediğin? Hocanın, bir tane hoca var. Şimdi müdür baş yardımcısı. O baliz dediğimiz hoca. Vurmaya başladı. Müdür yok mu orada? Müdür yok. Müdür yardımcıları toplandı. Beden hocası yok mu? Var ama hiçbir şey diyemiyor müdür yardımcıların yanında. Beden hocası demedi mi? Ne yapıyorsunuz siz diye. Demedi işte. 5 tane erkek öyle vardı. Öyle beden hocası olmaz bu arada. Vay amık ya. Efe sen ondan peki hiç böyle disipline oldu. Gittin mi lisede? Ya ben disipline gittim. Ciddi bir şey. Evet.
gittim. Ne oldu? Bir şey olmadı ya, öyle genel makara yani. Ya işte uzun eşek. Aynen o kafa. O kafa yani, böyle ekstrem bir olay yok yani, anladın mı? İşte şey. Uzun eşekten atılmaya anlatması. Başka sınıflardaki öğrencileri trolleme. İşte efendime söyleyeyim, sınıf defterinden sınıf defteri yoklamasından tükenmez kalemle, tipexle kendi numaramı silme, devamsızlığım artmasın diye. Bak o iyiymiş. Hiçbir gün okula saatinde girmeme. Beni müdür öldürecekti okuldan atmak yerine, dini şaka yaptığım için din dersinde. Aferin sana. Tam bir ergen hareketi ya bu arada. Bizim okul çok kötü. Şakayı yani merak etmiyoruz bu arada, söylemeyebilirsin. Söylemeyeceğim kardeşim. Evet, tamam, sağ ol. Teşekkürler. Ben yani daha sonra belki söyleyebilirsin. Şu an gerek yok. Bizim liseyi basıp müdürün kafasına silah falan dayamışlardı bir ara. Esenyalı'daydı. Dikkat sen yolu kanka, çok arka sıradakilerde yaşıyor. Sen Arizona'da mı okudun amına koyayım liseyi ya? Esenyalı bir nevi Arizona bu arada gerçekten. Anladım. İstanbul'da anladım. Olanlar bilir. Peki Mert, sen gittin mi hiç? Böyle ekstrem bir olayın var mı din şakası hariç? Din şakası hariç şöyle bir ekstrem olayım var. Yani uzaktan tanık olduğum gibi. Bizim 8. sınıfta, lise değil. Ha. 8. sınıftaki tüm, ya 6 sınıf mı 7 sınıf mı ne vardı? Tüm sınıflardaki erkekler bayağı yakındı böyle. Alakası bir şekilde 50 kişilik grup falan vardı. Hepsi toplanıp